Tuzla Belediyesi Piri Reis Tuzla'da isimli Çin'i sergisiyle sanatseverleri Tuzla Belediyesi Sanat Galerisi'nde buluşturuyor. Tuzla Belediyesi 2013 UNESCO Piri Reis Yılı kapsamında 1513 yılında Piri Reis'in deve derisine çizdiği ilk dünya haritasından esinlenilen ve bunu Çin'i sanatıyla birleştiren sanatçıların eserlerini sanat galerisinde sergiliyor. Sergi açılışını Tuzla Belediye Başkan Yardımcısı Doktor Turgut Özcan ve Piri Reis Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Osman Kamil Sağ gerçekleştirdi. Sergi hakkında bilgi almak üzere mikrofonumuzu Belediye Başkan Yardımcısı Doktor Turgut Özcan'a uzattık. Şimdi Piri Reis gerçekten çok önemli bir değerimiz bizim. 500 yıllık bir geçmişi olan ve bugün bütün akademisyenlerin dahi anlamakta zorluk çektiği mükemmel eserler ortaya koymuş. Haritaları var. İlçemizde özellikle böyle bir sergiye ev sahipliği yapmak bizim için onur kaynağı oldu. Ben bu katkı sunan hocalarımıza çok teşekkür ediyorum. Özellikle Piri Reis Üniversitesi ismiyle de benzeştiği için sahip çıkmışlar. Birçok ülkede bu sergiler zaten yapıla geliyordu. Ancak özellikle 500. yılı itibariyle ilçemizde de böyle bir serginin açılması bizim için güzel oldu diye düşünüyorum. Küratör Ali Rıza İşipek'ten sergi hakkında bilgi aldık. 1513 yılında Piri Reis bir dünya haritası yapıyor ve bunu daha sonra Osmanlı padişahına sunuyor. Bu 1513 haritası şu ana kadar özellikle Kristof Kolomb'un günümüze ulaşabilen örnek alındığı tek harita ve hakikaten Atlas Okyanusu sahilleri gerek Afrika, Avrupa'nın bir kısmı ve Amerika kıyıları çok düzgün bir şekilde ve çok önemli detaylarla bu haritada çizilmiş durumda. Haritanın bu öneminden dolayı UNESCO tarafından 1513 yılının 500. yılı yani 2013 yılı dünyada Piri Reis'i anma yılı olarak ilan edildi. Biz de anma yılı münasebetiyle Piri Reis sergilerini hazırladık. Şu anda açmış olduğumuz sergi bizim 11. sergimiz olacak. Bunlar yurt içinde olduğu kadar halen yurt dışında da Hırvatistan'da da sergilerimiz açık. Haftaya aynı sergiyi Dubrovnik'te açacağız. Daha sonra sergilerimiz Slovenya'da açılacak ve daha sonra da Hollanda'ya şu anda onun planlamasını yapıyoruz. Hollanda'da da bu sergilerimizi açacağız. Piri Reis'le ilgili ünlü bir denizci ve bilim adamı olması nedeniyle özellikle Piri Reis hakkında sempozyumlar icra edildi 2 sene öncesinden. Bu konuyla ilgili bilimsel çalışmalar yapıldı. Bu konuyla ilgili yine birçok araştırma yapıldı ve halen de devam ediyor. Bilim adamları halen 1513 haritası ve diğer çalışmaların şu anda inceliyorlar bunun ne kadar doğru, ne kadar benzer olduğunu halen araştırıyorlar ve hakikaten şaşkınlıklarını bir yerde gizleyemiyorlar. Tabii 1513 haritasına ilave olarak Piri Reis'in en önemli eserlerinden biri de Kitab-ı Bahriye dediğimiz eserdir. Zaten burada gördüğünüz 1513 haritası haricindeki diğer eserler Piri Reis'in Kitab-ı Bahriye'sinden alınmış eserlerdir. Kitab-ı Bahriye'de bir yerde denizcilere limanlar hakkında bilgi veren kitaptır ki Piri Reis tarafından yazılan bu Kitab-ı Bahriye dünyadaki ilk pilot kitabıdır. Pilot kitabını biraz açmak isterim. Denizciler bir limana gidecekleri zaman bir tekneniz var, yatınız var. Buradan kalktınız bir Çanakkale Limanı'na, Marmaris Limanı'na gideceksiniz. Böyle bir kitaba ihtiyacınız var. Yani buranın iskelesi var mı? Derinlikler ne kadar? Su var mı? Ya da
burada sığlıklar, kayalıklar var mı şeklinde tüm bilgilerin yer aldığı bir kitaba muhakkak ihtiyacınız vardır. Piri Reis de bütün Akdeniz'i kapsayan, yani Mısır, Cezayir, Tunus, Fransa, İtalya, Yunanistan ve Türkiye sahillerini kapsayan bir kitab-ı bahriyeyi de yaratmıştır. Günümüzde 40'ın üzerinde kitab-ı bahriyenin kopyaları diyebileceğimiz, tabii o zamanlar matbaa olmadığı için vardır ve bu şu anda dünyada 9 ayrı ülkede değişik kütüphanelerde yer almaktadır. Piri Reis haritalarının önemi 16. yüzyılda bir sosyo-kültürel bir eser olması. Yani sırf denizcilikle ilgili basit liman bilgileri, denizcilikle ilgili bilgileri vermemiş, o limana ait örneğin yaşam, insanların kiliseleri, gittiği yerler, ekonomisi, her türlü hayatıyla ilgili bilgiler vermesi de bu eserin, özellikle günümüz o devrin belki de ilk coğrafya kitabı diyebiliriz. O yüzden de yine çok önemlidir. Bugüne deyim burada her sanat etkinliğine katıldım. Kendim de profesyonel 30 yıllık ressamım diyelim hasbelkader. Kendim de burada sergi açtım. Öncelikle belediyenin sanata verdiği desteği kutluyoruz. Devamını diliyoruz. Sanatçının yanında başkanların nefesinin sürekli sanatçının ensesinde olmasını hissediyoruz. Sanat insana özgüdür. Piri Reis harita sergisi seramik üzerine bildiğim kadarıyla değişik bir sergi. Bugüne deyim burada çeşitli sergiler açıldı. Çini, vitray, cam üzerine çeşitli sanatlar, etkinlikleri betimleyen çalışmalar, yağlı boya, desen gibi. Bu daha değişik, daha profesyonel, daha doyurucu, daha göz nuru ve emek içeriği.